Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kitap kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kardeşimin aracında görmüş olduğunuz gibi tavana güneş yanıkları var. Güneş yanığı tamiri videosu çekeceğim. Yalnız elimde ProLizard diye bir ürün var. Araç güneş yanığı vernik sökücü diye gösteriyor. Şöyle yakından gösterirsek. Evet, şöyle de şeyini göstereyim, broşürünü göstereyim. Aracın üzerindeki yanmış olan verniği söküyor. Ve üzerine bizler de koruyucu katman olarak da önce pastayla daha sonra seramik malzemesiyle orayı korumaya alacağız. Şimdi şu an biz burayı şey yaptık, maskeleme bandıyla maskeledik. Ondan bahsedeyim sizlere şu şekilde. Bir tane poşet eleştirdik buraya. Poşeti kenarlarını da bantladık. Daha sonra bu ürünü poşetin altına sıkacağız ve tekrardan bantlayacağız. Hava almayacak bir şekilde. Yarım saat bekleyecek. Yarım saatin sonunda bunu buradan söktükten sonra oradaki vernik tabakasının çıktığını göreceğiz. Ve daha sonra orayı temizleyeceğiz. Arabanın kaportasında, daha doğrusu tavan için konuşuyorum. Ön kaput için parça parça yapılması uygundur. Çünkü hepsini birden yapmaya kalktığınız takdirde hem ürün çok kimyasal, ağır bir kokuya sahip olduğu için sıkıntılı. Hem de güzel bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Bizler de uygulama şeyinde aynı şekilde yazdığı gibi parça parça ürünü uygulayacağız. Şimdi bu anı uygulayacağız. Sizlere anlatacağım bu ürünü. Ürün geldiği zaman yanında bu şekilde kullanım talimatı da geliyor. Araç güneş yanığı sökücü diye. Tavanın diyor 3-4 parçaya bölün diyor. Tek sefere değil diyor. 30-40 dakika bekleyin diyor işlemi yaptıktan sonra. Sonra pasta sıkın. Krom mikrofiber bezle hafifçe ovalayarak silin diyor. Pastayı kesinlikle makineye uygulamayın diyor. Boyayı yakabilirsiniz o anlamda. Ardından tekrar zemini mikrofiber bezle sildikten sonra zemini korumak ve daha parlak olmasını sağlamak üzere yanan verniğin yerine vernik, boya koruma veya seramik kaplama uygulamanız önerilir diyor. Bunun uygulama videosu da gelen şişenin üzerinde kara barkodu var. Orayı okuttuğunuz takdirde uygulama videosunu da görebilirsiniz. Bizler şimdi uygulamaya başlayalım. Ben daha önce videosunu izledim. Şu şekilde ürünümüzü açalım. Kokusu çok ağır. Ondan bahsedeyim sizler öncelikle. Şu şekilde poşetini altına sıkacağız ve sıkıca bantlayacağız. Bantımızı da şöyle kenara alalım. Bu şekilde biraz burayı fazla mı şey yapmışız? Hemen kapatıyorum burayı. Dikkat edin. Eldiven kullanmanızı öneririm. Lastik bir madde. Ama almayacak şekilde direkt ürünü bu şekilde kapatacağız. Şu şekilde. Açık havada yapmanızı öneririm. Kokusu çok ağır. Yaptığım uygulamız bölgenin üst tarafına açıp kalmaması özen gösterin ki ürün etkisini göstersin. Ürünü kullanırken elle gözle temasına kesinlikle dikkat edin. Hiçbir şekilde elinizle, gözünüzle, teninizle temas etmemesi önemli. Onun için eldiven kullanıyorum. Koruyucu gözlük yanımda yoktu. Koruyucu gözlük olsa emin olun koruyucu gözlükte kullanacağım. Maske de kullanıyoruz. Evet, maske de kullanıyoruz. Ama koruyucu maske değil. Bu bazıları göre normal bildiğimiz maskeleri kullanıyoruz ama koruyucu maske öneririz yaparken. Kokusu gerçekten çok ağır arkadaşlar. Şöyle iyice bantlayayım ben. Kesinlikle ürünün hava alması gerekiyor. Onu tekrar tekrar belirtiyorum sizlere. Ben kuvvetli bantla kapattım burayı. Bakalım nasıl olacak. Poşetin altında yarım saat küllenecek ürün. Küllendikten sonra işlemi hep beraber takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir işlem olacak. Herhalde yeteri kadar bantlanmıştır şu an. Yani evet. Açık bir yer kalmasın ki hava almasın.
Önemli olan hava almaması. Şu şekilde bayağı bir bantladık. Poşet de üzerinde. Ürünü de buraya koyduk. Evet, şu şekilde. Poşetin altında şu an kimyasal tırtıkmaya girerekten bir yarım saat bu şekilde bekleyecek. Yarım saat sonunda sökeceğiz. Elimizde şöyle bir spatula tarzı bir ürün var. Bu da şöyle söyleyeyim size, plastik bir parça, kredi kartı falan da olabilir, kullanılmayan eski. Yavaş yavaş üzerindeki malzemeyi alacağız. Daha sonra oraya pasta uygulaması yapacağız. Şu an elimde T-Cut var. Geçen hafta videosunu çekmiştim. Hem pasta hem cila koruma için bununla ilgili bir video çekmiştim. Gerçekten güzel boya restore ürünü. Daha sonra da arkasında seramiğimiz de var. Seramiğimizi de uygulayacağız. Şu an şey yaptık. Herhalde hava alacak bir yer senin görüyor musun? Göremiyorum. Ben güzel de göremiyorum. Gözüküyor. Bayağı bir kaplı gözüküyor değil mi? Evet. Bir yarım saat beklemeye geçelim hadi. Evet, yarım saat bekleyelim. Ondan sonra hep beraber sonucu görelim. Evet arkadaşlar, ürün görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş küllenmeye başladı. Boya yanının olduğu yerler şu an beyaz beyaz şey almaya başladı değil mi? Farklı an... bir kıvamda kabarmaya başladı. Kabarmaya başladı. Evet. Değişik bir dokusu var. Yumuşak evet. Bir şekilde. O vernik, yanmış olan verniği şu an yavaş yavaş söküyoruz. Henüz bir 5 dakika falan süre geçti. Küllenmeye başladı. Tepkimeye girdi yani bakın. Yayılışını görebiliyorsunuzdur. Kendisi ufak evet, ufak kendisi yayılıyor. Ufak ufak yayılıyor evet. 5 dakikada tepkimeye girmeye başladı. Bak bak. Görüyor musun? Vernik olan yerleri yavaş yavaş yakmaya başlıyor. Yani daha doğrusu yanmış olan verniği sökmek için kullandığımız solüsyon yavaş yavaş bunları çıkartacak. Kokusu çok ağır. Onu açıkça söylüyorum. Tekrar tekrar üstüne basaraktan açık alanda yapmanızı tavsiye ederim. Kapalı alanda çok ağır bir kokusu var. Açık alanda da maske takmanızı öneririm. Kesinlikle solumayın ve kesinlikle teninizle temas ettirmeyin. Evet. Teninizle temas ettirmeyin. Bak bu arada yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Bakalım bir yarım saat sonra neler olacak. Hep beraber göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şu an yarım saat tamamladık. Şöyle bakacak olursanız bayağı bir vernik tabakalarını atmaya başladı. Üzerinde. Yani o kötü olan verniği kaldırdığını gösteriyor burada. Şu an kabarmalarda. Şimdi açalım bantlarımız yavaş yavaş. O bu arada gelmiş. Verniği görüyor musunuz? Üzerindeki. Şimdi şu spotla yardımıyla şu şekilde alacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Parça parça yaptım sadece. Solumayın. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Oh, bayağı güzel bir şekilde verniği aldı. Şöyle göstereyim sizlere. Üzerindeki vernik tabakası. Yanmış olan verniği söktük. Şimdi gelelim şeyimize. Burayı bir kurmamız lazım. Torbamızı bir atalım. Elimizden çıkartalım bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı temizliyorum. Bant uçtu. Olsun, bantımız uçtu. Önemli değil. Yaptığımız yer belli oluyor. Şu şekilde alalım. Şimdi burayı kaba şeyini aldım. Merdivenimizi tekrar giyelim. Hatta bu arada gelmiş. Oradaki vernikleri de kaldırmış. Eski vernikleri görüyor musunuz? Şimdi bu araya arkadaşlar pasta uygulaması yapacağım. Şunu atın şimdi buraya. Çöp atacağız onu. Şimdi şöyle T-Cut vardı elimde. Boya restore ürünü. Daha önce görmüş olduğunuz ürün. Onunla bir boyasını restore yapalım. Aradaki farkı görmek açısından. Hop, biraz fazla mı gitti? Evet, fazla gitti. Olsun. Fiber bezle bunu güzelce oraya yayacağım. Bir tarafıyla. Bu T-Cut hem boya tamir hem de pasta mı? Evet. Hem pasta görevi görüyor. Silikonsuz olduğu için seramiğe de altyapı hazırlamış oluyor. T-Cut'ın en büyük özelliği odur. Hem de boyayı restore ediyor. Bu şekilde iyice kuruyalım. Şu bantlar da çıkıyor. Bunları da çıkarttım artık.
Alanya zaten yeterince zaten belli oluyor. Alanya yeterince belli olmaya başladı yaptığımız alan. Şu mantığı yapalım. Daha sonra bak buralarda akmış, buralarda kalmış. Gördün mü şey? Ürün. Bantın altına da şey yapmış orada. Ayıp. Arka tarafta. Motorcu biri geldi, adres sordu. Onun için olabiliyor videonun içinde böyle şeyler. Şuradaki yeri de alalım. Zaten ürünün değdiği yerler zaten görüyorsunuz. Yapmadığımız yerleri şöyle açıkta gösterir misin be? Değdiği yerler zaten belli. Şimdi bu tavanı güzelce bir tekrardan pastayla bir geçeceğim. Tikatla boya restore ürünüyle. İyice kurulayım şuları. Vernik de atılabilir üzerine veya seramik de uygulanabilir. Ben seramik uygulayacağım. Belli aralıklarla seramiği tekrar alabilir. Seramiğin kalitesine bağlı olarak da bu süre zarfı değişebilir. Onu da sizlere söyleyeyim. Şu an görmüş olduğunuz yer tertemiz oldu. Farkında mısın kardeşim? Evet, harika oldu. He? Evet, T-Cut'la beraber rengi de fark etti yani. Orijinal rengine tekrar döndü. Şurada T-Cut kullanacağım. Şu ara açtık ya oraları tekrardan. Of. Ya bu da birdenbire fop diye geliyor. Ürün bol geliyor. Ürün bol geliyor. Gerçi benim elim de boldur da. Ürün konusunda. Şöyle biraz daha uygulamasını yapalım. Hatta ürün üzerinde beklesin birazcık. Şöyle birazcık bekletelim ürünü. Evet, birazcık beklesin ürün üzerinde. Şöyle dursun bakalım birazcık. Evet. Bu ama biraz rüzgar olduğu için çabuk etki gösteriyor. Tabi tabi. Şu şekilde şeyi almış bulmaktayız. Yalnız makine kullanmayın diyorlar. Onu da söyleyeyim size boyayı yakmamak adına. Eğer amatörseniz, evet, bu işin profesyoneli değilseniz. Şey kullanmayın. Şimdi elimizde seramik ürünümüz var. Evet, ürünün kokusu gitti. Şu eldivenimizi çıkartalım, seramik uygulamasını yapalım. Aslında seramikte ince bir eldiven kullanmakta fayda var ama yanıcı ve şey madde olmadığı için sıkıntı yok. O seramik kütüğü. Bunun üzerine seramik gergin bir şekilde yerleştireceğiz. Seramiğin bir de küllenme süresi var arkadaşlar. Küllenme süresi de normalde hava şeylerine bağlı olarak da yağış altında pek şey olmaz ama şu an yağmur yok. Normalde kış aylarında 10 saat civarında bu seramik için konuşuyorum. Auto seramik için. Yazında ortalama yani 5 saat civarında küllenmeyi alıyor. Seramiği de şalkalayalım iyice. Şu şeyini gergin tutmamız lazım. Şu şekilde gergin bir şekilde tutmamız gerekiyor. Sıra ürünümüzü kapağını da açalım. Gergin olsun. Şu üzerine birkaç damla. Azıcık fazla geldi. Bu arabanın üzerinde de çalışması zor oluyor bu şekilde. Şu şekilde kapağını kapatalım bence. Kapatırız. Şu şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Bayağı da bol döktük seramiği ya. Yaptığımız bölgeye seramiği uyguladık. Şimdi tekrardan şu şekilde gideceğiz. Hiçbir yere atlamamak adına yavaş yavaş bu şekilde.
aynısını yaptık. Seramiği de bol kullandık arabanın üzerine. Şimdi çok az bir şey bekleyeceğiz bu şekilde. Bunu parça parça arabanın üzerinde uygulayabilirsiniz. Seramiğini azlı kapatalım. Şimdi yani 30 saniye 1 dakika falan beklemesi seramik için yeterlidir. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Arkadaşlar yaklaşık 1 dakika kadar bekledik seramiğimizi sürdükten sonra. Şuradan mikrofiber bezle güzelce aynı yönde seramiğimizi iyice arabaya yedireceğiz boyamızın üzerine. Şu anda işlemi tamamladık. Şu şey kalyalarda seramik geldiği için şey oldu. Şu an nasıl gözüküyor? Sizler kararını verin. Yani araç sahibi olarak sen de bir gör. Nasıl gözüktüğünü tavanın. Çok ciddi fark var. Yani şu an o uygulama yaptığımız kısım muazzam fark etti. Ve hani kesişim noktasına yakınlaşıyorum. Eski boya ve uygulama yapılan yer, yanıklar ve uygulama yapılan yer arasında ciddi bir fark var. Bu sabırla tavanın tamamını uygulanınca çok daha güzel bir etki alacaksınız. Eminim. Tüm tavan daha güzel olacaktır, evet. Yalnız bu seramiği dediğim gibi arkadaşlar, seramik belli aralıklara tekrarlamak gerekiyor veyahut da vernik atmak gerekiyor. Biz şimdi kaliteli bir pasta kullanırsanız daha iyi olur ama bu T-Cut'ı tercih sebebi en güzeli boya restore ürünü olduğu için hem de silikonsuz olduğu için içerisinde bir miktar cila ve pasta barındırdığı için çok şey bir ürün, güzel bir ürün. Ben çok beğenerek kullandım bunu. Şu şekilde ürünü de göstereyim sizlere. ProLizard ürün. İşlemimizi gördü. Gerçekten memnun kaldık. Bu arada seramiğin tıpası da vardı. Ben o tıpayı kaybetmiştim. Onun için seramiği o şekilde dökmek zorunda kaldım. Onu da açıklayayım. Biraz fazla aktı. Tıpası da burada. Şimdi daha yeni buluyorum. Şu şekilde göstereyim tekrar. ProLizard'la işlem gayet başarılı. Tamamını tekrar çekelim. Arkadaşlar, yapmak istediklerim bu kadardı şimdilik. Otomobil Kutu kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.